aptal yerde yaşamaktan daral geldi bana. Gündüzü ayrı sıkıcı, gecesi ayrı sıkıcı. Oysa ki şimdi dünyada olsaydım ne güzel olurdu. Her yer ışıl ışıl, insanlar cıvıl cıvıl. Bu saatte eğlencenin dibine vuruyorlardır. Ya Akkulina, insan olmak için göndere göndere kimi gönderdin? Mezmebe'yi gönderdin. Ha. Elim kolum bağlandı, ciğerlerim dağlandı. Sana gelen yollar kapandı, Akkulina. Yaşasın. Oyuncaklar dünyasındayım. Yaşasın. Tekrar dönmeyi başardım. Şaşkın. Ne olacak? Ah Şoker, neler yaşadığımı bir bilsen inanamazsın. İlk çağlardaki ilkel toplulukların olduğu yere gittim. Oh, gez bakalım. Ne güzel. Biz şuradan dünyaya gidebilmek için 40 takla atıyoruz. Sen canın istediği gibi her yere gidiyorsun. Bana bak Ahmoş. Şunu bilmeni isterim ki benim gezilerim bilimsel. Seninkiler gibi turistik değil. Aman ne matan. Bu seferki bilimsel gezinden ne öğrendin bakalım? Çok tuhaf bir topluluğun içindeydim. İlkel insanlar para kullanmıyorlar. Hoppala, gerçekten mi? Tabii. Para yerine mal değişimi var. Her şey takas usulü işliyor. Nasıl yani? Bak Ahmoş'cum, takas demek değiş tokuş demek. Yani diyelim ki sende elma var, bende de armut. Sen benimle elmalarını paylaşıyorsun. Karşılığında ben de sana armut veriyorum. Ha, hiç fena değilmiş. Ama kulüne burada onu bile yapmamıza izin vermiyor ki. Şimdi izninle gidip bu gezideki izlenimlerimi kayıtlara geçirmem gerekiyor. Hadi bay bay Ahmoş'cum. Bay bay ampul kafa. Bir dakika. Tabii ya, burasını daha eğlenceli bir hale getirebilirim belki. Ampul kafa. Böyle. Gel vatandaş gel. Vatan geminin malları bunlar. Ayır kardeşim ayır. Seç 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 ayır. Seç ayır kardeşim ayır. Şoker bunlar da ne böyle? Ne olacak? Bütün bunları sizin için dünyadan getirdim. Gel vatandaş gel. Kırmızı sen de gel. Koyucu güzelmiş. Şoker bunu alabilir miyim? Ne demek? Tabii ki kırmızı. Alırsın. Ben de bunu alıyorum. Al. Ben de seçeceğim. Bu ne? Bu sana gelmez. Bu sana gelir. Al sen bunu. Sen de bunu al. Çok güzelmiş. Bayıldım. Teşekkür buna. Ederim. Çok güzel, çok güzel. Al bakalım bir şey değil. Hadi Billi bebek sen de gel. Korsan gel. Evet Billi sen onu al. Hadi Korsan sen de onu al. Hop bir dakika nereye gidiyorsunuz? Alo. Aldıklarınızın karşılığını vermeyecek misiniz? Nasıl yani? Nasıl yani? Bunlar dünyada parayla satılıyor. Daha ne? İyi ama Şoker burada para yok ki. Biliyorum. Sersem Gorfo. Madem burada para yok, o halde siz de bunların karşılığı olarak kendinizden bir şeyler vermelisiniz. Yani bunları bize hediye etmedin mi? Yok daha neler. Hemen geri verin bakayım aldıklarınızı. Ver şunu. Ben vermem. Verecek bir şeyiniz yoksa bunları alamazsınız. Ver şunu. Ver şunu. Ama Şoker ben bu koliyi çok beğenmiştim. Evet. O düdük de benim işimi çok kolaylaştıracaktı. Karşılıksız bir şey yok beyler, hanımlar. Peki bunları almak için sana ne verebiliriz? Bilmem. Getirin bir şeyler bakarız. Ama o madenlerde bulunan değerli taşlardan getirirseniz daha kolay anlaşırız. İyi de o taşları çıkarmak çok zor ve tehlikeli. Gel. Ne yapalım? Şansınızı küsün o zaman. Gel vatandaş gel. Ayır kardeşim ayır. Seç ayır bunlar çok değerli. Çok güzel şeyler bunlar. Vatan geminin malları. Bu mallar da çok güzel kardeş. Ereme lazım. Gel. Evet Piero, hangisini istiyorsun bakalım? Şunu. Onu mu? Şunu mu? Ver bakalım şapkayı. Şapkayı mı? Ver şapkayı. Koy oraya. Şaşkın, böyle koy. Hadi hayırlı olsun, güle güle kullan. Evet, var mı başka bir şey isteyen? Evet, tezgahı meşgul etmeyelim. Çekil bakalım. Bu kolyeyi çubuğunu versem olur mu? Pelerini de vermen gerek. Buldum. Bu kolye çok değerli, anlarsın ya. Bunları dünyada ikinci el dükkanlarda evet, satarım. Işte oh be, biraz piyasa hareketlendi.
Evet vatandaş. Var mı başka alışveriş yapmak isteyen? Bunun için sana ne vermem gerekiyor? Fazla bir şey değil. Çizmelerinle şapkanı versen yeter. Sadece şapkamı versem? Yani ikisi birden bu şey için çok değil mi? Ne yapalım yani? İşine gelirse korsan kardeş. İyi tamam tamam. Koy bakalım oraya. Çizmeleri de alayım. Alayım çizmeleri de. Para yerini istiyorum. Yaklaş tezgaha. Koy bakalım çizmeleri de. Al bakalım şurada. Al vatandaş. Batan geminin malları bunlar. Koş. Anneciğim, imdat, canavar! Sabah sabah saçma sapan konuşup sinirlerimi bozma çenebaz. İyi ama Kulina çok korkunç görünüyorsun. Herhalde yani daha yeni kalktık. Saçımı başımı tarayayım bak fıstık gibi olurum. Öyle değil Kulina, hemen aynaya bakmalısın. Kimse görmemeli. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Beni kimse böyle görmemeli. Bana ne oldu böyle? Bir türlü anlamıyorum. Umarım bu iksir işe yarar. Yoksa ne yaparım ben? Çenebaz, nasıl oldu? Bir değişiklik var mı? Çabuk söyle. Aynı. Hiçbir değişiklik yok. Olamaz. Ay nasıl değişmiş? Aynaları küstüm. Yüce Kulina. Döndüm işte. Çok büyümüş. Sakın bana bakma. Ne oldu Kulina? Sakın yüzüme bakma. Kulina, belki sana bir faydam dokunur. Hem ne de olsa bir bilim adamıyım, öyle değil mi? Evet ama çok feci görünüyorum. Hadi canım. Ne olursa olsun sen korkunç görünemezsin Kulina. Hadi dön bana. Döneyim mi? Hadi dön. Kulina! Ne olmuş sana böyle? Ben sana demiştim. Tamam bakalım. Bakalım ne yapabiliriz? Yaptığım hiçbir iksir işe yaramıyor. Neden böyle oldum ben? Tamam Kulina. Tamam merak etme. Hemen gidip bunun üzerine çalışacağım. Seni iyileştireceğim merak etme. Lütfen, hadi bay bay. Lütfen. Ne oldu bana bir türlü anlamıyorum. Yoksa o şoker mi bir şeyler çevirdi yine? Aynalara küstürdü beni pis şoker. Nerede kaldı bu bilgin? Hala bir şeyler bulamadı mı? Bu peçeyi takman iyi oldu. Görüntü kirliliği yapıyordun yani. Bana bak sersem kuş. Kapat çeneni. Zaten canım sıkkın fena yaparım seni ona göre. Ne oldu çok bilmiş? Bir şeyler bulabildin mi? Evet. En azından neden bu hale geldiğini öğrendim. Şoker yapmış öyle değil mi? Hayır Kulina. Bu başperilerin hepsinin başına gelen bir şey. Sahi mi? Edindiğim bilgilere göre başperiler belli bir yaştan ne sonra... Ne yaşı? Kapat şu yaş konusunu. Ama ne yapabilirim? Belli bir yaşı geçtikten sonra bu hastalığa yakalanmanız normalmiş. Ne var ayol benim yaşımda? Tap taze fidan gibiyim. Bence de. Neyse, çaresi neymiş peki? Mavi ormandan... Seni gerçekten sevenler tarafından toplanacak bitkilerle yapılacak bir iksir. Bu hastalığın ilacı Yüce Kulina. İyi ya, o zaman ne bekliyoruz? Hemen benim sevgili oyuncaklarımın yanına gidelim. Mavi ormandan gerekli olan bitkileri toplayıversinler. Buyurun. Tamam. Gel oyuncak gel. Bunlar çok güzel gel. Bunlar çok güzel kardeş. Ereve lazım. Aslında koyu şekerden de yanacaktım ama sen benden önce davrandın. İstersen sana verebilirim. Nasıl olsa hevesimi aldım. Gerçekten mi? Dur bakalım. Karşılığına ne vereceksin? Yalan onlar. Hayır kardeşim hayır. Bunlar çok ucuz. Kaçını da isterim. Hayır kardeşim hayır. Çok açgözlüsün. Hayır kardeşim hayır. Gel vatandaş gel. Bu telefon çok ucuza. Gel vatandaş gel.
De! Ayır kardeşim ayır. Bunlar çok güzel. Ben bu rengi seviyorum. Bu eşyalar çok güzel kardeş. Her evvel lazım. Ayakkabılarını verirsen sana yeleğimi veririm. Pışık. Benim ayakkabılarım senin yeleğinden daha değerli bir kere. Bunun ne güzel. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne bu halin sen? Ha? Kulina şuna bir şey söyle. Çizmelerini istedim vermiyor Kulina. Niye verecekmişim? Karşılığında bana bir şey verdin mi? Tamam tamam. Durun sakin olun. Burada neler olduğunu anlamış değilim. Ama şu an bunun için vaktim yok. Sizden benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Mavi ormana gidip benim için bilginin gösterdiği bitkilerden toplamanızı istiyorum. Ama hani oraya gitmemiz yasaktı? Hani orası çok tehlikeliydi? Haklısınız ama başıma bir hastalık geldi. Bu peçeyi de o yüzden takıyorum. Beni ancak sizin sevgiyle toplayacağınız bitkiler iyileştirebilir. Peki, senin için mavi ormandan bitki toplarsak, karşılığında bize ne vereceksin? Nasıl yani? Ey Kulina, bizim de bazı ihtiyaçlarımız var. Karşılığında bize vereceği şey hoşumuza giderse bitkileri toplarız. Öyle değil mi arkadaşlar? Size aferin iki oyuncaklar. Yavaş yavaş akıllanmaya başlıyorsunuz. İnanamıyorum. Gerçekten bunun karşında benden bir şey mi istiyorsunuz? Biliyor musunuz? Kalbimi çok kırdınız. Hiçbirinizden bir şey istemiyorum. Hem zaten bir karşılık bekleyerek toplamanız bir işe yaramaz. Gidelim Bilgin. Ama siz ona bakmayın. Evet, evet. Gel oyuncaklar. Oyuncakların bana bunu nasıl yapar? Hala inanamıyorum. Şoker o tezgahı kurarak onların kafasını karıştırmış besbelli. Ne olursa olsun hem kendi iradeleri yok mu canım? Beni çok ama çok kırdılar. Sen hiç merak etme Kulina. Tek başıma da olsa mavi ormana gidip iksir için gerekli bitkileri toplayacağım. Ah, teşekkürler çok bilmiş, çok iyisin. Bol şans. Gelmekten hiç hoşlanmıyorum. Ama ne yapalım? Kulina için buna katlanmak zorundayım. Acaba şu bitkiler? Çok yoruldum. Biraz dinleneyim bari. Bırak beni! Bırak! İmdat! 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 Of! Bu gürültü de ne böyle? Sen de kimsin? Kulina! Kurtar beni ne olur. Kulina! Yüzün nasıl düzeldi? Sersem şey! Ben Sulina'yım Sulina! Kulina değil! Kulina'nın ikiz kardeşiyim. Kulina'nın ikiz kardeşi olduğunu bilmiyordum. İşte şimdi öğrenmiş oldun. Neyse beni buradan kurtarır mısın? Neden? Bence buraya çok yakışmışsın. Ama Kulina bir çeşit hastalığa yakalandı. Ona iksir hazırlamam için mavi ormandan bitki toplamam gerek. Yüzü korkunç durumda. Demek öyle. Bak buna çok memnun oldum. Ama o senin kardeşin. Neden böyle yapıyorsun? Uzun hikaye. Madem Kulina için buraya gelmeyi göze aldın, sonuçlarına da katlan bakalım. Bu arada
Kulna çirkinleştiği için çıldırıyordur şimdi. Küçüklüğünden beri güzelliğine çok düşkündür. Yazık. Acıdı bak şimdi ona. Çok acıdım, çok. Nasıl bu hale geldik? Anlamıyorum. Şoker'in getirdiği saçma sapan şeyleri almak için her şeyinizi ona verirseniz böyle dımdızlak kalırsınız işte. Ama ondan aldıklarımız elimizden gitti. Nasıl oldu? Sizi hayatta uyuttu, haberiniz yok. Ne haber Gorfo? Şoker bari giysiniz. Sizi var ya size. Giysilerinizi çok istiyorsanız size veririm. Ama bana karşılığında verecek bir şeyinizin kaldığını zannetmiyorum. Ama bu haksızlık. Ama bu haksızlık. Hiç dedi. Giysilerinizi geri almak için bana verecek bir şeyiniz kalmadıysa benim için madenlerde çalışabilirsiniz. Ha? Ama sen bizi köle yapmak istiyorsun Şoker. Ama sen bizi köle yapmak istiyorsun Şoker. Köle yapmak istiyorsun Şoker. İşinize gelirse. Ha? Yapacağız şimdi. Gidip Kulina'ya onu şikayet edelim. Unuttunuz mu? Kulina'nın kalbini çok kırdınız. Neyiz de gideceksiniz şimdi ona? Başka çaremiz yok arkadaşlar. Bence gidip şansınızı bir deneyelim. Hadi. Bizim için bir şeyler yapamaz mısın Yüce Kulina? Şu halimize baksana. Evet çocuklar, bunu siz istediniz. Şimdi de yaptığınızın sonuçlarına katlanın bakalım. Lütfen Kulina, çok pişmanız. Böyle olacağını bilmiyorduk. Şoker bizi kandırdı. Hayır, bu defa kabahat Şoker'in değil, sizin kendi seçiminiz. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Dünyada yaşayan insanlar gibi hırslarınızın esiri oldunuz. Oysa burası oyuncaklar dünyası. Burada böyle şeylere yer yok. Şimdi cezanızı çekeceksiniz. Nasıl yaptık? Şoker'in bu oyununa nasıl geldik? Hem bize ait olan her şeyi kaybettik, hem de Kulina'nın kalbini kırdık. Bu durumu hemen düzeltmeliyiz. İyi ama nasıl? Aa! Buldum arkadaşlar. Toplanın. Kulina bizden Mavi Orman'a gitmemizi istememiş miydi? Biz gitmeyince Bilgin oraya tek başına gitti. Mavi Orman'a gidip Bilgin'i bulalım. Ve Kulina'nın istediği bitkileri getirelim. Hadi o zaman. Hep beraber Mavi Orman'a. Kulina'ya sevgimizi gösterelim. Hadi. Hadi. İmdat, beni kurtarın. Daha yapacak çok şeyim vardı. Bilimsel çalışmalarım yarım kalacak diye üzülüyorum. Bakın, doğru duymuşum işte. Bilgin çok bilmiş. Ne oldu sana böyle? Çabuk, çabuk beni kurtarın. Oldu işte. Teşekkürler arkadaşlar. Hadi çabuk. Çabuk. Turuncu bitkiler işte burada. Acele edin. Ağaca dikkat. Ağaca dikkat. Hadi çabuk. Şuradalar. Hadi çabuk. Burada. Çabuk. Vay. Kimleri görüyorum? Kulina'nın sersem oyuncakları. Onu iyileştirmenize izin vermeyeceğim. Bırakın o bitkileri. Onlar benim.
Dayanın arkadaşlar. Kahraman korkuyun da. Dayanın. Al bunu da. Bunu da al. Bunu da al. Başınıza iş açacağınızı tahmin ettiğim için sizi takip ettim. Hadi toplayın şu bitkileri de bir an önce gidelim buradan. Hadi hadi. Tamam hadi hadi. Hadi 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 hadi. Sizi bir daha burada görürsem parçalarım hepinize. Bu sersem oyuncakların Kullo'ya olan sevgisi beni deli ediyor. Hepsi hastalansın da göksünler günlerini. Oh, yine kaçırdım elimden. Umarım işe yarar. Colina, eskisinden de güzel oldun. Mersi, çok teşekkür ederim sevgili oyuncaklarım. Şunu versene. Bakın çocuklar, burası oyuncaklar dünyası. Burada her şey dostluk ve sevgi üzerine kurulu. Daha çok kazanmak, her şeye sahip olmak gibi dünyevi hırslara yer yoktur burada. Yoksa her şey alt üst olur. Beni anlıyor musunuz? Gelin bakalım buraya. Canlarım, sevgili oyuncaklarım. Ay tamam tamam. Ay saçı bulacaksınız ama. Biz böyle mi kalacağız Yüce Kulina? Şimdi şu şokerden giysilerinizi almanın zamanı geldi. Kulina! 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 Bu kıyafetleri sen mi aldın benden? Evet cicim, ne oldu? Bunu yapamazsın. Onlar benim. Ver onları bana. Ver. O kıyafetleri ticari zekamla aldım ben. O sana öyle geliyor şoker efendi. Bir müddet sen de öyle dolaş da aklın başına gelsin. Al bakalım. Sizi var ya size. Sizi var ya size. Ver. Ver buraya. Ver. 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 Ver.